Evet, yaz dönemi ara sınavı çözümlü yapalım. Evet, R0'a gelip 40x yazıyoruz. Daha sonra R0'a A'yı atıyoruz. Sonra RRA yapıyoruz. Bir sağa kayacak. 20 hex. A'yı R0 atıyoruz. Evet. Burada 20 hex. 06 hex adresine gelmişiz. Ve 07 hex adresine gelmişiz. Birisine 06 atamışız. Diğerine 07 atamışız. Decrement A, yani şu anda burası kaç? 20 eksi ne eder? 32 mi eder? 31 edecek. Yani şurası 32 desimal, değil mi? Şu an burası 31 desimal edecek. 31 desimal kaça karşı geliyor? 32, yani şurası şöyle düşünebilirsiniz, yani şurayı 0 0 1 0'dı, 0 0 0 0 4 tane oldu mu burada? Oldu. Bundan bir çıkartırsak 0 0 0 1 1 1 1 1, yani 1F zaten 16 15 daha 31 eder. 1F hex. Evet, swap A F1 oldu. Neredeyiz? A'yı R0'ın gösterdiği adrese. A'yı R0'ın gösterdiği adrese. R0 20'yi gösteriyor. Bit bölgesinin başladığı yer yani. Oraya gelip A'yı atamışız. Tabi burası bit bölgesi olunca bence böyle daha 1-1-1 0-0-0-1 yazmak daha güzel bence. Çünkü clear 07 hex demiş. Yani şurayı adam almış. 0-1-1-1 0-0-0-1 yapmış. Yani son durumda 71 oldu. 71 hex oldu. Clear 07 hex tam şuradaki 7. bite karşı giriyor. Bit bölgesi sağdan sola doğru 0-0-0-1-0-7 diye gidiyor sona doğru. Sonra 0-8-0 F1-0-1-7 1-8-1 F yukarı doğru 2F adresine kadar gidiyor, biliyorsunuz. Buraya 0-3 hex yerleştirmişiz. A ile 00 x'teki adres bir veri yer değiştirmişiz. XCH, yani bu 00'daki veriyi A'ya, A'daki veriyi 00 atar. Dolayısıyla buradaki veriyi 00 x adresinden alacağız. Yani orada 20 hex varmış. Buraya da A'daki veri 03 hex geldi. Döngü yapılmış. R0'dan FF'den başlanmış. Ha. Etre 0'a FF yazmışız. Etre 0 neresi? Şu anda 3 3 gösterdiği için 3 2 1 olsa 0 3 hex adresinde, yani etre 0 0 3'ü gösteriyor. Oraya FF atamışız. Ve sonra DJNZ R0 döngü. R0'ı azaltmışız, başa dönmüşüz. Azaltmışız, başa dönmüşüz. Azaltmışız, başa dönmüşüz. Tabii ki bu ta azalttık. R0 azalttık. 0,2 oldu. Şuraya alta doğru gideyim ben. 0,2 eks oldu. R0 azaltınca 0'a eşit mi? Değil. Döngüye dönüyor. Döngüye R0'ın gösterdiği adres şu anda 0,2 eksi gösterdiğinden dolayı oraya yine FF atıyor. Bir daha azaltıyor. 0,1 hex oluyor. Bir daha oraya FF atanıyor. Bir daha azaltıyorsun. 0,0 hex. Ve aşağı indi. Nope.
push 0.6x. Push ne yapıyor? İlk önce stack pointer 0.7'deydi. Stack pointer'ı bir arttırıyor. 0.8 adresine gelip 0.6'daki veriyi kopyalıyor. Orada da şu anda 0.7.7 yazdığı için şuraya 0.7 yazıyoruz. Ve nope diyerek iş bitti. Yani A şıkkı bu kadar.